Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Jojo Craft'ın 70 bölümündeyiz. Jojo Craft'a kaldığımız yerden mısır kafayla ve mülteci ebattan devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer Cacat'ın videosunu izlediyseniz biliyorsunuz ki Emat artık evsiz. Jojo Craft'ın ilk evsizliği. Üçüncü sezonu geçer. İlk evsiz insanımız burada. Cacat. Yalan söyleme. Arkadaşlar, öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer 35 bin like gelirse Emat'ı benim eve alacağım. O artık evsiz olduğu için benim evde benimle birlikte kalacak. O yüzden bak mısır kafayla beni alacak. Prim yapıyor. Hayır, üstünden pilin yap. Kes sesini. Evet, ben sana acıdım. Öyle demedin mi? Emat dedin, sen hastasın dedin. Emat yürü git, evsiz kal. Evsiz kal. Dedin. Atmayın lan, ben istemiyorum. Ben seni evimi alayım dedim. Atmayın lan, istemiyorum. Prim yapıyorum. Evet, söyle kardeşim. Söyle kardeşim. Yo, ben de diyecektim ki videodan önce Buğra dedi ki Emat git hasta ol, soğukta kal falan dedi mülteci. Ya arkadaşlar bunlar sonra bana mı yiyorlar? Neyse, bugün başlıktan göreceksiniz ki Jojo Craft'ta para makinesi yaptım. Yemin ederim yaptım arkadaşlar. Şimdi yaptın ne ya? Allah razı olsun. Arkadaşlar bir gece yarısı bana Cacat dedi ki deli gibi dedi kömür kaz dedi. Ben de gittim kömür kazmaya. Böyle deli gibi kömür kazarken arkadaşlar istemeden elmaslar bile buldum. Ve deli gibi kazarken MyShef'te görmüş olduğunuz gibi verimlilik 5 kitabı da buldum. Ve ondan sonrasını gelin izleyelim. Ama facecam yok. Arkadaşlar Cacat'ın yediği bir halt yüzünden şu anda köyü bize pillager'lar basıyor. Pillager'lar bizi normal Minecraft köyü sanıyor çünkü evet. Cacat'ın evinin altı bildiğiniz mülteci kampı. Biraz daha göstereceğim sizlere. Bakın şimdi pillager'lar geldi. Al başı geldi. Yılanın başı burada arkadaşlar. Bu pillager'ların başı. Çok fazla ses çıkartmıyorum şu an çünkü gecenin ikisi komşum bu salak ne yapıyor diye. Yine selam vermeye başladı millete. Yine yediğim çocuk gecenin ikisi de şey yapıyor böyle kuduruyor. Hadi bakayım. Dur. Cacat. Hop gel lan. Ezo ol. Aha anahtar çıktı. Süper. Açıyor musun bir kasa? Yok şimdi açmayacağım. Bekle. Şu an hala ağacı, durumu idrak edemedi. Ağaçta şey yapıyor. Sen sakin ol. Tamam ben sana vurmadım kanka. Bak biz onu öldürünce yarısı öldü geçseydi. Fark ettin mi? Evet. O da efsane bir şeydi. Hop gelin abi buraya. Sen de al. Sen de al kardeşim. Süper Cacat. Süper Cacat. Helal. Ay sana vurdum. Vur. Tertemiz vur. Hiç sorun. Aha zafer. Aha indirim. Arkadaşlar bakın şimdi. Cacat çabuk kazmanı ver. Şu anda bunu kazma. Yapmamızın sebebini hemen size açıklıyorum. Videonun öncesinde ben gittim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Cacat sen de dursun şu. Deli gibi kömür kazdım. Cacat'a şimdi size mülteci kampını göstereceğim. Şu an Jojo Craft nasıl zengin oldum. Gecenin bir yarısı dedi ki gel dedi bunu çekelim. O yüzden facecam'de yok. Bakın şimdi izleye. Şimdi bunlarla birlikte... Cacat şuna verimlilik yok mu? Ulan yanlış kazmayı verdim ben sana bir dakika. Ya ipeksi dokunmuş bu ya Allah. Abone ol kazması servet tamam. Abone ol kazmasını kullanmam gerekiyor. Gençler bana bir iki dakika izin verin. Şurada stekler dolusu kömür var. Şunları bir hemen kazıp geliyorum. Denizlerimizi kirletiyorsun hayvan herif, git topla onları. İki, bir. Çünkü bir bom 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 çünkü lop. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kömürler şu anda bu şekilde deli gibi stekler dolusu kömür elde ettim. Şimdi mülteci kampına gidip zengin olacağız. Bakın şimdi. Biron. Cacat'ın mülteci kampını görmeye hazır mısınız gençler? Evin altında kaçak insan çalıştı ya abi. Ya adam yapay köy yaptı ya yemin ederim evin altında. Nerede lan bu kütüphaneci? Bu değil bizim eleman. Şurada mısın bizim eleman? Gel bu a yedi. Yediye mi düşün? Ya. Yediye evet. Çıkma. Abi biz bunu 5'e düşürür diye bu kadar riske girmiştik. Bak şimdi harbi yarı yarıya düşürmüyor muydu ya? Ya ondan biz sizi 5'e kurtardık düşecekti. O kadar. Çaktırmayın biz sanki yapmadık o şeyi ama. Baskını da biz yaptırdık aslında onları ama bir saniye dur stoğu yenilemesi lazım. Çabuk stok yenile. Kaostan besleniyoruz. Şu kutuyu açması lazım yenilemesi için. Uzak dur biraz kutuyu açsın kapatsın hadi, sana bakıyor hadi, şu an. Hadi tamam bak bakma bana bak utanma. Hadi kutuyu aç. Ulan hadi açsana. Amcacım. Hadi ya, rahatsız muhabbetin zamanı mı ya? Bırak şu çocuğu rahat gıybet yapmayın. Git şu kutuyu aç hadi. Ha. Hocam sen hadi. De okumuş adamsın Allah aşkına git işinde gücü. Aha yaptı. Yaptı mı? Pandora'nın evet, kutusu yaptı. Açıldı arkadaşlar. Bakın şimdi Jojo'da nasıl zengin olunur? Nasıl para basılır? Göstereceğim. Arkadaş oh, bana da level geliyor da çalıyorum bir beni. Bir şey diyeceğim. Hadi biraz daha. Hocam okumuş adamsın dedik kütüphaneci dedik. Git lan şuradan. Aa kitap attı bana. Eyvallah lan. Tamam bir şey demiyorum sana.
Aa, altıya düşürdü, altıya düşürdü kanka, fiyatları düşürdü. Allah Allah Allah, yürü. Ama yenilemesi lazım. Çabuk git. Hadi aç bak görüyor musun, bak açtım bak. Biz başında çok takılıyoruz diye hep bize bakıyor bu. İşini yapsana. Hadi lan işini yap. Baba bunların işi kanka sadece dedikodu. Yemin ederim bu. Harbiden hani bak şu çift, aha açtı bu arada. Şu çiftçinin şu an hiç işi yok. Çünkü tüm iş şeylerini kaldırdım ben onun. Hala yan gelip yatmak için çiftçilikte takılıyor. Bak şu şey. Hangisi kanka? Öldüreyim. Şu. Yo. Bunları buraya getirmek arkadaşlar inanılmaz zor da. Yani bildiğiniz karada kayık sürdük ya. Ben onu kış kampından getirdim buraya. Özel mülteci o. Çocukken geldi, burada büyüdü. Onu cacat etti arkadaşlar. Bunların hepsi cacatı çocukları. Uzman oldu kanka. Yani adamı uzman ettik. Yo beni de XP kazandırıyorsun. Rahatsız. Niye ben alırken sen yanımda duruyorsun ki? XP'lerimi çalıyor ya. Level demişken benim bu videoya girmeden önce öküz gibi level'ım vardı. Dedi ki Cecat bana, evin altını yapalım dedi senin. Ben şuradan şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi taşları kırarken Cecat sağ olsun altındaki taşları kırdı ve 40 level'ım gitti. Şimdi Cecat'a sizce nasıl bir ceza verelim? Cecat'a ceza veremezsin. Şu an mültecilerinden fayda sağlıyorsun. Aynen, özür dilerim. Yeminle köyü kapatır giderim. Ama köyü satarım ha. Bir şey diyeceğim. Cecat, şimdi ya seni şikayet ederlerse? Kaçak ne diye şikayet edecekler ya? Ben bunların kampı. Hepsinin nüfus kağıdı var bende. Muhtara gösterdim ben bunları. Gösterdin mi muhtara? Evet. Gayet izinli geçti bunlar sınırdan. Süper. Kanka yeniden açtı. Emerald'larla bir şey mi aldın? Evet. Ya o sarı balıktan mı aldın? Normalde yüzüne bak. Neyse kardeşim. Bak bu kıyamı unutma. Zaten burası bizim ortak akvaryumuzdu. Ben daha bir şey bulamamıştım. Hadi bu şekilde özrümü kabul edersin. Çaktırmayın arkadaşlar. Al. Çok sağlık. Yoksa almazdım biliyorsun. Al. Yani yoksa polis almazdım. Olmasan umurumda olmazsın. Ya bana ne oğlum, sonra bana kızıyorlar. Paralı polisim diye yapmış bu da. Dur. Haklılar. Sinemayı kapalı kırarım. İlk bir şey veren sensin. Seni sahtekar. Hadi lan. Vurdum. Çok özür dilerim. Yemin ederim çok özür dilerim. Bura. Tamam arkadaşlar. Sırf onun için zam yaparsa var ya. Senden ya. Alırım tüm hesabını. Yaptı mı zam? Bir saniye. Yaptı galiba. Yaptı. İndirimini kaldırmış. 6'dan 7'ye çıkardı. Arkadaşlar köylüleri vurursanız zamı kaldırıyorlar. Neyse kanka al. Şimdi gençler zenginliğimi göstereyim mi? Satayım mı kanka bu zümrütlere? Saat senin evinde de vardı. Onları da sat istersen. Ama ben onları evimin altını zümrüt bloktan yapmak istiyordum Cecat. Ya o görgüsüzlük diz boyu. Evet. Arkadaşlar bir polisin şimdi... bu kadar zengin olması sence de çok göze batmaz mı Buğra Bey? Kardeşim şu an yapacağım şeyden sonra zaten batacak. Bakın arkadaşlar slash para yazıyorum. 4489 lira param var. Burası alıştı, yukarısı satıştı değil mi? Evet, yukarısı satış. Şimdi kaç tane satmak istiyoruz? Bir 64 tane sattım. 1280 lira geldi. 64 lira sattım. 1280 geldi. Bir 17 sattım. 340 lira. 7389 lira arkadaşlar alırsa para makinesi bu şekilde yapılır. Şu an Joncom'da ulaşılmış en yüksek para olabilir o. Tabii ki de kardeşim. Yani bildiğiniz mülteciler bizi zengin etti. Normal videomuza şimdi devam edelim. Jojo'nun tarihinde arkadaşlar hem iksir işine giriyorum hem de altın avuç işine giriyorum. Gece görüşü iksiri yapacağım arkadaşlar. Onun için altın avuç dükkanı açayım dedim. Odun almam gerekiyor. Oduncuya geldik görmüş olduğunuz gibi. Direkt bana şu şeyde odunlarından lazım. Bundan bir 128... Lan stok yok bunda. Ulan. Hilal Allah... Demek ki oduncu çalışmıyor. Allah... Oduncu. Tövbe bismillah. Oda bir arkamı döndü birisi ya. Şişt, niye yok odun? Oduncu. Odun niye yok? Tamam yaparım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere bir sürprizimiz vardı. Uzun yıllardan beri videolarımda görmediğiniz benim çok ama çok sevdiğim bu YouTube hayatındaki benim için en özel insan diyebilirim. Turgut Ekim var. Turgut, lan niye vuruyorsun adama? Bir şey söyleyeceğim. Oğlum, bir an ayaklanıyor. Bir mutluluk hissettim. Yani YouTube tarihinde en çok sevdiğim adamlardan birisi diye. Sonra bir anda farklı bir bağırışlar, çığırışlar oldu. Adam nereye geldiği için. Burası Fight Kulüp kardeşim. Fight Kulüp burası. Turgut. Efendim. Turgut. Efendim. Turgut baba. Turgut. Yapmayacağım onu. Eski videoları attım. Turgut. Sen diyebilirsin. Turgut baban. Arkadaşlar eski videolarda hatırlayacağınız seni. Bu arada kassansa o açtan ihtiyacım var ya. Yemin ederim var. Ulan bak, nasıl kalmamışsın? Ben kazanabilirim ya. Bakın benim artık... öyle kurallara ihtiyacım yok. Turgut'u arkadaşlar John John'a Hilal'in yardımcısı olarak aldık.
Kardeşim bedava bu kadar yetmez. Gözünü seveyim biraz daha toplasana. Emad sen de topla. Sende de var balta. Hadi bir işe yara. Hadi bakayım. Hiç alakadar etmezsin. Ya o zaman ver baltanı ver. Ya baltanı ver çocuk. Tamam hadi abi. Çocuk mevzusunu bilmiyor olabilirler ha. Anlamamış olabilirler yani. O zaman bak hemen Emad Turgut'a Turgut der misin? Turgut. Demeyeceğim ha. Sadece anlatacağım. Anlatsana hadi anlat. Sadece anlatacağım. Şimdi biz Hunger Games falan oynarken giriyorduk. Turgut diyorlardı bana 3 yaşında 5 yaşında çocuklar. Ben de sinirleniyordum hani kaç yaşında adam o Turgut diyor diye. Turgut babandır senin gibisinden öyle o şekilde kaldı yani. Çok güzel zamanlardı arkadaşlar. Şimdi de Turgut'la yeniden Minecraft videoları çekiyoruz. Bence Turgut buraya gelebilir yani. Gelsin mi? Aktif video çeker misin Turgut? Ha? Gelsin diyor. Bilmiyorum ki. Aman olun. Düşünelim. Gelsin diyorlarsa 45 bin like atsınlar. Aynen gelmesini istiyorsanız 45 bin like atın. Oğlum Jonjun'un 100 bin like gelen bölümlerim var yani gelir. İnanıyorum. Vallahi yok, gelmez demiyorum da yani. Şimdi ben burada yiyeceğim. Tövbe sağlam yavaş bak. Kardeşim şu an sen misafirsin. Şu an altın avuç dükkanı yapacağım. Hatta gelirsen seni buraya ortak olarak alacağım. Bak bu kadar. Altın avuç dükkanına mı? Evet kardeşim bence çok değerli bir şey. Seni kadınım yapayım mı? Yok. Amcam varken bana düşmez. Ben videoları izliyorum. O amcana üzülüyorum adamcağıza. Her bölüm bir şey yapıyor adamı. Bir gelinlikle yapıyor. Alex'e çok sinirlenmişti. Niye ben kızım rahat... ya? Ya biliyor musun gerçekten yapmadım ben onu. Aklıma geldi bir an yani. Girdik hesabı aldım oyuna girdim baktım Alex kadınım yaptım sen dedim. Sinirlendim. Bayağı bir sinirlendi ben fark ettim izledim. Yani ama söyle. Gidiyor TikTok'ta şey videoları çekiyor. Kadın yapıyor kendini orada utanmıyor. Minecraft'ta utanıyor. Minecraft'ta oyunda utanıyor ben anlamadım. Niye öyle bir şey yapıyor anlayamadım. Kardeşim. Ben şey sandım bir an şey söyleyecek sandım. Odaya girdiğinde zaten gelinliği kendisi giymişti falan. Oha yok o kadar da diye. Arkadaşlar. Estağfurullah. Turgut'cum bak dükkanımızın temelinin üzerinden geçti. Allah'ın cezası tam temeli attım üstünden geçti. Şuraya temeli ben attım o zaman. Temeli sen attın. Buraya dükkanımızı yapıyorum arkadaşlar ve camdan. Bu ne? Ne kardeş ya? Bunlar ne? Kardeşim onlar cam. Blok, onlar cam. Görmüş olduğunuz gibi vatana millete hayırlı olsun dükkanımız burası. Turgutçum nasıl? Hiç uğraşma bence. Hiç uğraşma. Altın avuca ihtiyacı olan gelsin buradan. Gelsin buradan alsın değil mi? Buradan direkt alsın. Gençler bir işe yarasanız ha. Yo. Estağfurullah. Kardeşlerim biliyorum çok zor bir şey istedim ama Turgut'cum sen de çok sağ ol. Dükkanı yapayım mı? İşimi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Adam işte zeka. Turgut'un yine zekasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bak fışkırıyor. Bir de Burak Kaya bak. İkinci ayda öğrendi benim ismimi. Arkadaşlar yemin ederim dükkanımız hazır. Turgut girsene dükkanımıza. Bak şimdi sen burayı böyle görüyorsun da burası var ya darphane olacak Turgutçum. Hayır burası bir değil. Para basacak. Para basacak diyeceksin ki Burak ha diyeceksin ya yavaş bassın diyeceksin şeyi parayı. Yani tamam. Yani parayı ya çünkü burası öyle bir dükkan. Ben bir şey yapmadım. Benim olduğum videolar hep böyle oluyor. Kardeşim senin suyundan mıdır huyundan mıdır bir şey çekiyor ama ne çekiyor anlayamadım. Gençler. Değil mi Cacat? Fark ettin mi? Bu mültecinin... Ya ben bunu boşuna mı kovdum? Ben bununla bir de tüm günümü geçiriyorum ya. Ya hadi git. Bir şey diyeceğim. Bir Allah'ın kulu yatabilir mi rica etsem? Ola. Bak. Bir Allah'ın kulu uyuyabilir mi arkadaşlar? Lan öleceğim uyuyun da. Uyuyum. Hani Allah razı olsun. Ben de olmasam var ya oynayamayacaksınız. Ola. Ne oldu? Ya oğlum saçmalama. Cahil, Jojo güzel bir mülteciler arasında kavga çıktı. Jojo kral sakinliğinde iki mülteci birbirine girdi. Hallettim sorun yok. Mülteciyi öldürdü. Mülteciyi direkt öldürdü. Arkadaşlar bakın mis gibi dükkan yapıyorum. Daha ne istiyorsunuz görüyor musunuz? Bakın dükkanımızın güzel. Bak Burak bak. Bakıyorum transparan çok. Şeyleri severim ben de. Turgut! Son anda kurtardım var ya. Arkada patlıyorlardı. Canım kaldı. Bak Burak bak kime malzemelerini aldım bak. Kardeşim kimi arakladın? Ha Emad'ı arakladın. Hayır. Jojo'nun ilk kuralı. Kuralı hırsızlık yapılmaz burada biliyor musun? Bu kuralı. Ben yaptım. Takip et beni. Turgut baba Emad'la giden kaçarken tatlı orman meyvesi çalısı tarafına dürtülerek öldürüldü. Destan yazdı, kitap yazdı. Abi Minecraft ne kadar gelişmiş haberim yok. Ben niye dürtülerek öldürdüm ya? Abi seni dürtmüşler. Turgut'cum seni kim dürtükledi kardeşim? Söyle hemen vallahi bulalım. Ortalık malı oldum ya. Gençler şimdi yeniden tuzak kapılarımı yapıyorum ben. Çünkü tuzak kapısı... Bak ne yaptım bak. Ne yaptın bak, kardeşim? Kafama.
Kardeşim bak, çok güzel yakışmış, bak bende daha güzelleri var, al bunları geçir. Hangisini seç bir el al, hangisi hoşuna giderse Turgut'cum seni. Turgut babanın evi. Turgut gelsene evine. Turgut. Gel benimle Turgut'cum. Bak burası. Babanın evini sandım. Gel Turgut'cum, gel buraya. Bak şimdi gel. Mesela Hakan'ın evine girip bir ziyaret etmek ister misin? İçini görmek ister misin? Az önce denedim ya. Babanın evi mi sandın diyor. Babanın evi sandın yazıyor ya. Acaba niye öyle yazıyor? Benden mi ilham aldılar? Evet, senden ilham aldık. Hakan'ın evine mi girmeye çalıştın ben az önce? Hayır, bütün her yere girmeye çalıştığın zaman babanın evi mi sandın demek istiyorsun. Oo, ne yapıyorsun? Lan! Hakan geçmiş olsun. Hakan evine giriyorum şu an. Kardeşim ciddi. Harbiden babasının evi sandın. Ben girme. Turgutçum, bak şimdi video sonunda seni güzel bir sürpriz bekliyor. Şimdi senin yaptığında John Craft'ta bir ödül var. Seni o ödüle götüreceğim kardeşim. Hazır mısın? Vallahi mı? Evet. Yani ben Hakan'ın evine girdim şu an, çok basitmiş. Kardeşim, ben orası karakol gibi geldi. Evet, çok güzel o ödül. Ben de istiyorum. Gel şuraya Emat, çalış sen. Şey yap, dur. Su koy. Hayır suyu oraya koymayacağım. Bekle ya, sen. Çocuk mülteci değil. Niye hiç şey yapıyorsunuz? Çocuk çalıştırıyorsunuz. Kardeşim abi, ucuz iş. Yurt dışından geldi. Ucuza çalışıyor. Ondan dolayı. Ya bir şey diyeceğim. Ladin odunu olan kaldı mı envanterinde? Var mı hiç ladin odunu? Var mı Emat? Var abi. Versene biraz. At bana hemen. Emat nasıl bir cepçisin ya? Bak görüyor musun şey Turgut'cum? Odunları cepliyor bunlar. Bunlar böyle babadan oğla nesil. Oğlum sen onun farkında değilsin. Ne yapıyor biliyor musun bunlar? Cepliyor sonra gidiyor şeye satıyor. Hilal'e satıyor onu, değil mi? Hilal'e satıyorlar 2 liradan. Bu 3'e satıyor. Anlamıştım zaten de çaktırmıyor da. Hilal de bizi 3 liraya şey yapıyor. Gelin abi buraya. Şey abi, pazar ne güzelmiş lan. Turgutçuğum, biz en önemli efendim şeyi unuttuk. Altın havuç dükkanı açacağız da havuç yok ki bende. Her şey için. Buracım. Hayır bana diyor ki illa gol at. Kardeşim ya ben... ama yok yani ben pas atıyor bana, ne yapayım? Ortağım olaraktan havuç çalmaya bir yere gidebilir misin kardeşim? Ha? Nereye gideceğim? Bir tane köy bul çal işte, daha nereden bulacağız en kısa yöntemden? Veya zombiden çıkaracağız. Emat gelir misin kardeşim? Evet. Çapan varsa çapalasana. Ha, helal olsun. Şimdi Burak, bende bir havuç olması lazım. Bir havucu sen bana en az 100 liraya satarsın. Ne kadar iyi tanıyorsun beni. Geçen gün bir kavgamız vardı, hatırlıyor musun? Sen bana ekmek satmıştın. O ekmekleri de ben sana vermiştim. Oo, hatırlamak istemiyorum. Biraz galiba pahalıya satmıştım. Öyle bir şey mi yapmıştım? Öyle bir terbiyesizlik mi yaptın? Ben. Bilmiyorum, bir videoya bakmam lazım tekrardan da. Ben asla yapmam. Ben öyle bir şey. Emat'cığım. Sende kaç para var onu söylesen. Efendim? Ben de slash para yazınca fazla bir şey yok ya. 8397 liram var. Oha! Bir dakika. Benim hesabımda o kadar para yok şu an. Bende de yok. Emat alsana şunu. Şunları alayım Emat'cığım. Ne abi o? Şuraya küçük bir tarla stili yapar mısın? Ben de o sırada şey alayım. Şuraya bir tane lamba yapıp geleyim. Turgut'cum. Efendim. Şimdi ben seni sürpriz bir yere götüreceğim birazdan. Ben çok uzaklara gittim havuç bulmaya sana. Ciddi misin? Evet. Arkadaşlar, John'daki arkadaşlarım gidip bulmuyor da işte. 5 yıllık vefalık dostum Turgutçum gidip i̇şte buluyor. Bura çok konuşma. 5 tanesini 300'e satıyorum hadi. Bura bana 2 yıl boyunca Turgut abi dedi. Abi deme dedi. Öyle. Ama ya yemin ederim Turgut benim yemin ederim abim gibi. Yani onu çok açık ve net diyorum şu videoda. O kadar ki çok seviyorum. Yani yemin ederim. Buna bunlarımız karşılıklı. Aynı şekilde. Yani çünkü işte şu kadar diyeyim. Allah korusun başımıza bir şey gelsin. En hızlı koşacak ilk insan Turgut'tur. Bu YouTube hayatımda tanıdığım insan olarak. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde diyebilirim size. Yani ben genelde insanların kötü gününde yanında oluyorum. Neden bilmiyorum. Kötü gün dostum. Bu arada arkadaşlar evimde iki tane kedi var. Birisinin adı Şero. Bunu Cecat galiba bir yere kapatmıştı, ondan çaldım. Diğerini isim bulamadım. Altta bir yere sakladım. Gene çalıyor ya. Turgut'cum ikinci kedimin adı ne olsun? İlkinin adı Şero. Diğerinin adı ne olsun? Bilmem ne olsun. Senin kedinin adı neydi? Onu koyalım. Pofuduk. O zaman tamam, diğer adı Pofuduk oldu arkadaşlar. Size sormuyor diyor. Cezat evde demir yok mu? Bir şey diyeceğim. Kanka kayboldum. Beni biriniz çeksin ya. Burada köy möy yok ya. Kanka bir şey itiraf edeyim mi sana? Bu seride hiç kimsede gamebot yok. O yüzden dedim ya seni başta seriye alamayız diye. 5 taneyi kaç liraya satıyorsun? Yeme! 4 oldu. 4 ya oldu, yeme ya. 4 tane 300 lira. 4 tanesi 300 lira. Evet efendim. Sandıktan satacaksın. Tane. Devlet de kazanacak. Al sandıktan sat. Tam diye sandığı kırıyor manyak herif. Devlet de kazanacak diyor. Kanka öyle oluyor. Sandık kurduğu zaman para kesiyor oyun devlet olarak. Ay pardon. Tanesini 300'e koydun. İnsafsız. Neyse, sen abi tanesini diğerlerini vereceğim ben sana. Ha tamam. Sizi geri buldum dur.
Gel kanka. Aa, şu an yemin ederim şu an sevgili yapsam o kadar sevinmezdim ya. Yok canım benim, bizi o kadar ki çok seviyor arkadaşlar. Görün işte. Sevgili bulunca da böyle mi? Oo buldum sonunda. Gel bak. Bağırıyorum. Gel şimdi bak, burada kumar oynayacaksın. Şuna bir tane sağ tıkla. Ya ben niye kumar oynuyorum ya burada? Tıkla bir tane, sağ tıkla. Ya ben param böyle boş şeyler harcamak. Ya boş değil bu. 500 lira çıkartabilirsin. Tıkla buna sağ. Tıkladım. Anahtar aldın. Anahtar olması gerek. Sol tıkla. Mouse'da bir şey tıkla işte. Şimdi burada 3 tane şeyi seç, kaç lira çıkacak? 5, 1, 10. Zarara soktun beni. Gel şimdi. 500 lira çıkar diye ümit etmiştim. Bitti mi bütün param şimdi benim? Hayır, ben aldım sana. Bitmedi. Ha, 70 lira da bende kaldı yani. Kaldı. Param borcu harcamış. Burak'a. Turgut'cum gel. Gel bakayım sevgim bana. Sen şimdi az önce Hakan'ın bu evine benim şey yaptın değil mi? Gir şuraya. Benim arsana, ben hiç girmem böyle yerlere. Gel ama şuraya. Ama dur, ilk önce sorgulamamız lazım. Aa gel evet gel. İlk önce gel sorgu odasına gel Turgut. Gel. Gel. Gel kardeşim. Ya bir gelsene. Ya oğlum. Ya gel. Gel oğlum gel, korkma gel. Gir buraya gel. Ya beni kapamayacaksın. Turgut gir, gel buraya gel. Tamam şimdi. Ay ben burada kaldım. Hayır, burası sorgu odası. Oturabilirsin, koltuğa tıklayıp oturabilirsin elin boştayken. Elini al boşa, otur şimdi tıkla. Ha. Turgut'cum neden Hakan'ın evine zarar verdin? İtiraf et. Allah çok doğumda değil. Yemek yiyor bak o polisin karşısında. Sen nasıl bu kadar rahatsız? Onu içeri nasıl soktun? Abi. Bak aramızda anlaşalım gel. Oo. Bir şey diyeceğim. Turgut çok benim... çabuk alıştı John John'a yandı. Hemen direkt alıştı. Benim nereden biliyorsun? Oha camdan da geçiyor ha. Turgut bana zorla rüşvet verdi. Allah'ın rüşveti sana. Hadi çıkın oradan. Hadi çık oradan. Yetmedi mi? Yetmedi kardeşim. Elmas lazım bize. Al. Hadi. Sen bunları nereden çaldın Güneş sen? Lan Hilal'in sardığını patlat bir şey sardığını. Anladım, şeye gitmiş ya. Baba nasıl atıyor? İskeleye gitmiş. Gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Kameranın şarjı bittiği için facecam yok. Bu arada dükkanımın son hali görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çok güzel oldu. Bugün yayında altın avuçları yapıp satmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve bu arada bugün ikinci kanalıma çok güzel eğlenceli bir video yükledim. Ekranda o da var, tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.